Merhabalar değerli arkadaşlar. Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü incelememiz izleme listemizdeki Ekomi token ile ilgili olacak. Hemen girişte de belirtelim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Lütfen anlattıklarımızı sadece işte kendi yatırımlarınızdan önce bir böyle ufak bir bilgisel gibi düşünün. Yani kendinizi üzerine araştırmanız katın ve yapacağınız yatırımı bu şekilde bir şeye dayandırın. Yani kendinizce de bir sebebi olsun o yatırımın ki zaman zaman da söylüyorum, en azından kaybettiğinizde ya kaybettim ama bak bundan dolayı kaybetmiştim. Demek ki şunları daha farklı yaparsam sonuç daha da istediğim gibi olabilir. Yani böyle kendinize en azından bunun şeyini yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, Ekomi şu anda 0,00171 dolar seviyesinde Bitcoin ve Ethereum üzerinde, hatta Ethereum'a karşı %7'lik bir değer kazancı söz konusu ama piyasa genelinde %7,3 düştüğünü görüyoruz. Bitcoin'in sağlam düşüşüyle birlikte piyasada iyi etkilendi, kaldı ki zaten piyasadaki hacim de çok çok düşük bir önceki seviyelere göre. 24 saatlik hacmi 2 milyon dolar, piyasa değeri 285 milyon dolar, 750 milyar adetlik OMİ'miz var, dolaşımda 166 milyar adet OMİ olduğunu görüntülüyoruz. Arkadaşlar, bu bir non-fungible token, aynı zamanda DAO Maker platformu olduğunu da söyleyebiliriz. Grafiğine buradan ulaşabiliyorsunuz. İlk çıktığı zaman Şubat 2021'de fiyatı 3 sıfırlı iken bir ara 2 sıfırlı fiyatları görmüş. Yaklaşık yani tek sıfırlı fiyatları görmüş. 2 sıfır attığını düşünebiliriz. Yani görüyoruz ama yaklaşık olarak bir 30x yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü burada 3 sıfırdan sonra 6 rakamı gelmekte, burada da tek sıfırdan sonra 13, yani 0,013. Her neyse, çok fazla rakamları boğmayayım size. En yüksek fiyatını ve en düşük fiyatını burada gözlemleyebilirsiniz. İlk çıktığı andan itibaren şu anki fiyatı, hatta bak burada 0,400067 yazıyor. Biz burada onu görüntüleyemedik. Ufak, yani o hassaslığı görüntüleyemedik. Hatta şöyle bir çok ufak izninizle. 7 gün önce mi? 4-0. Bir hata mı var? Evet, orada bir hata var ya da burada çok sağlam, yani hacmi 0 olmuş bildiğiniz. Yani bayağı bir düşmüş, şuraya mükemmel bir fitil atmış o zaman. Öyle diyebiliriz. Çok enteresan. Ben bir an burayı orası zannettim. Neyse sevgili arkadaşlar. Nerelerde listeli? Gate.io, Bitmex ve Bitforex'te listeli olduğunu söyleyebiliriz. Gözlemliyoruz. Ekomi'nin gezginler kısmına baktığımda GoChain ağında olduğunu gördük. GoChain kısmı bu, ya bu giriş kısmı biraz diğer zincirlere göre farklı. BSCscan ya da Etherscan'e göre biraz farklı. O yüzden algılamakta biraz güçlük çektim. Yani aslında şey değil. OMI holders'ı burada da bir tık işte görüntü farklılığı var. İşte alışamadık ya. OMI holders'larını buradan gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla 7,5 milyar adete sahip OMI'ler var. Şöyle iki tanesini, üç tanesini tıklayalım bakalım ne zaman gelmiş bu OMI'ler bu arkadaşlara. 6 ay önce Aralık 16'da gelmiş. 6 ay önce Aralık 16'da gelmiş. 6 ay önce Aralık 16'da. Sanki ekip üyelerine mi dağıtılmış, yoksa böyle yani bazen şey olur ya, böyle yeni çıkan scam projelerde çok belli olmasın diye farklı farklı adreslere dağıtılır. Yanlış anlaşılmasın. Buradaki 7,5 milyar adet şöyle bir, evet, baktım da %1'e denk geliyor. Hani sadece aklıma öyle bir estiği için söyledim arkadaşlar. Ama bunun da bu tarz durumlarında bir açıklamasını görebilirsiniz. Yani ekibe sorabilirsiniz. Kaldı ki zaten token
dağıtım kısmı varsa orada da gözlemleyebiliriz. Eğer aksi bir durum varsa, çünkü Aralık ayında dağıtım olmuş. Borsa listelenmeleri Şubat sanırım, şöyle bir bakalım ona da. Token ilk oluşturulduğunda sanırım ekibe dağıtılmış. GTO'ya bakmıştım ben. İlk video çekme çabalarım esnasında. Tamam, şimdi seninle uğraşamam. Şunu bir günlük, hatta haftalık yapalım bakalım başlangıca. Şubat 25. GTO'da sanırım Şubat mıydı, Mart mıydı, öyle bir şey. Bitmex'e baktım değil mi? Şimdi bir de Bitforex'e bakalım. Evet. Oo. Çok enteresan. Bitforex'te evet. Temmuz 2020'den beri işlem görülmüş. Ara ara böyle bir pump falan da, o bir 10x falan yükselmiş. Neyse, orada zaman kaybetmeyelim. Orası bizim işimiz değil de. Tamam. Evet arkadaşlar, enteresan, Bitforex'e bakmamıştım ben. Bitforex ilk işlem yeri Bitforex'miş. Evet tamam. Tamam, güzel. Netleşti. İlk videoda da ben burada biraz takılmıştım. Bazı şeyler, bazı taşlar yerine oturmamıştı. O yüzden tekrar videoyu çekmeye çalıştım. Ama gene de o 7,5 milyar adet işte gördüğünüz Temmuz ayında mı başlanmış? Evet, Temmuz 2020 Temmuz'da. Aralık ayının 16'sında böyle bir 8-10 cüzdana 7,5 milyar adet biraz garip göründü. Hatta şöyle gene tık tık bizim ne derdimize düşmüş ya. Bu 7 ay önce gelmiş. Bak, bu da 7 ay önce. Bak, bu da 7 ay önce. Çok enteresan. Bu da Aralık'ın 4'ünde bunları dağıtılmış 7,5 milyar adet. Sonra Aralık'ın 16'sında başkalarına dağıtılmış 7,5 milyar adet. Niye çıktım ki ben? Ben şeye bakacaktım. Aynı yerden mi gelmiş diye. Aynı değil mi arkadaşlar? Evet. Aynı yerden gelmiş. Ya bunu sorulabilir. Eğer yatırım yapacaksanız, bakın sizlere de benim nacizane ne öğrendim ki tavsiye ediyorum, o ayrı, ama bu tarz gariplikleri gördüğünüzde, belki gariplik de değildir diyorum, ne öğrendim ki sizlere söylüyorum. Ama siz de bu tarz kendi şeyinize, yani tam olarak kendinize açıklama yapamadığınız yerlerde ekip üyelerine Discord kanalları üzerinden sorabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Belki de airdrop yapıldı. Yani böyle o da olabilir. Yani sadece şey değil, ekip üyelerine böyle dağıtım değil de belki de airdrop da yapılmış olabilir. Hatta yani şöyle airdrop, ödüllü airdroplar falan oluyor ya, böyle ödüllü sorular falan soruluyor. Bazı Discord kanallarında, şey, Telegram kanallarında ben görüyorum. Onlardan olabilir. Ama tabii token'in %1'lik kısmı da birazcık, aman neyse. Yatırım yapacaksanız bakın bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunları sorgulayın, 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 sorgulayın. Yani yatırdığınız para 10 dolar da olsa sorgulayın. 10 bin dolar da olsa sorgulayın. Çünkü çöpe atma, yani tamam, evet, belki mesela şey yapacaksınız. O 5000. sıradaki bir kripto parayı atıyorsunuz 10 dolara. Ya o önemsemiyorum. Evet tamam, belki de o böyle 1 sent falan olacak. Ama onun için bile bir araştırma yaparsanız eğer, inanın bir sonraki 10 dolarınız daha sağlıklı bir 10 dolar olur. Belki sıralama olarak 10.000. Token'e atarsınız ama çok daha iyi yükseliş görebilirsiniz. O yüzden lütfen araştırınız arkadaşlar. Evet, çok fazla zaman kaybettiğim ilk kısmında Ekomi'nin kendi sitesine girdik. Sevgili arkadaşlar, white paper kısmına tıkladığımda 33 sayfalık bir white paper. Gene söylüyorum, sizler araştıracaksanız yani daha, yani hepsine bakabilirsiniz burada. Neler neler yapılmış görüntüleyebilirsiniz. Fiyatlandırması işte ilk çıktığı zaman falan. Evet bakın, token fiyatı ilk çıktığında bu kadar satoshi, bir satoshiymiş.
750 milyar adet max arzı varmış. İşte satışa 450 milyar adetlik OMI, ICO için %20'si 150 milyar, uygulama içinde satın almak için 100, 300 milyar, aynen %40'ı. Ve burada işte takıma falan, evet bak takıma 150 milyar diyor ama niye şey parça parça verilmiş, o sorgulanır ya. Ha şu da var, takım üyesi almış 6 ay önce 7 ay önce, kilitlenmediyse çok güzel bir durum o da. Adam 7 aydır, 8 aydır, 10 aydır neyse işte satmıyor. O da güzel bir güven göstergesi. Ama hani, bu da takıma sorulabilir çünkü %1'lik bir token bir anda satılırsa fiyat biraz beklenenden daha hızlı bir şekilde aşağı düşebilir. Sorun arkadaşlar. Evet, yol haritamız bu. Yol haritası tabii white paper yapıldığında yazılmış. O yüzden 2019'un sonuna doğru. Ki gördünüz Bitforex miydi neydi? Orada 2020'nin Temmuz'unda listelenmiş. Yani gerçekten önce altyapıyı iyi sağlam bir şekilde kurmaya çalışmışlar. Ondan sonra token kısmına geçmişler. Yani tokenlerde satabiliriz, listeleyebiliriz tarzında. O yüzden öyle boş bir uygulama gibi de değil. Teşekkür ederiz nota sesini bize kadar ulaştırdığın için sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar indim. Vivi mobil uygulama şeyden görüntüleyemiyoruz. Tarayıcıdan görüntüleyemiyoruz. Dediğim gibi mobil uygulama tabanlı bir market yeri. Lisanslı dijital şeyler için böyle non-fungible tokenlar için tokenları alıp satabildiğiniz bir yer. Aslında telefonda ben bir ara incelemiştim de şimdi bir 6 haneli kodda sıkıntı yaşadım. O yüzden telefonda inceleyebilirsem ve telefonda videoyu nasıl çekebileceğimi eğer öğrenebilirsem sizlere onun da videosunu çekmek isterim sevgili arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Viv kısmını sadece böyle sözel olarak bahsediyorum. Web sitesini gezdiğiniz zaman da gene uygulamayı yönlendiriyor sizi. Uygulamaya girmeniz lazım. App Store ve Google Play üzerinden indirebiliyorsunuz buradan. DLC karakterlerinin non-fungible tokenları da mevcut arkadaşlar. Gene burada da görüntüleyebiliyorsunuz. Nelerin olup olmadığını. Evet, burası bu kadarmış. Aynı zamanda Secure Wallet var, bir cüzdan, mobil cüzdan ve bize kart gönderilebilecek bir cüzdan. Tabii bunun içinde ufak bir ücret vardır diye düşünüyorum ama arkadaşlar burada da gerçekten benim cüzdanlarla ilgili bilgim çok 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 kısıtlı. O yüzden burada size aktarabileceğim bir durum yok. Cüzdan sahibiyseniz zaten cüzdan kullanıyorsanız az buçuk nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Eğer o dikkat ettiğiniz kısımlarda burası size daha avantajlı geliyorsa lütfen gelip inceleyin. Ona göre hoşunuza giderse alabilirsiniz. Non-fungible tokenları da destekliyormuş bu cüzdan. Onu görüntüledik. Evet, güvenliğini işte CCEL 5 Plus, 5 Plus, 5 dedik. 5 Plus'la güvenliği sağlanıyormuş ama tekrar ediyorum. Ben sadece bunu okudum, güvenliği buymuş diye. Siz aa evet bu tamam hoş güzel diyorsanız ona göre kararınızı verirsiniz arkadaşlar. Kayıplar içinde sıkıntı olmayacağını, problem olmayacağını belirtmişler. Şey hoşuma gitti ama tasarımı. Yani biraz daha sade olabilir. Yeni nesil şeylerde böyle kripto para veya şey kripto para diyorum. Kredi kartları falan bir tık daha böyle sade tek renk üzerinde oluyor ya. Hoş oluyor ama buradaki şu ibare güzelmiş. Sadece şu alt taraftaki şu beyazlıkları biraz azaltabilirler. Yoksa onun haricinde bence güzel. Orada da bak şu kırmızılığın da ayrı bir yeri olduğu söyleniyor. Evet sevgili arkadaşlar bu kısmı da geçtim. Evet, Ekomi'nin sayfası da böyleydi. Tokenomatrix diyor ama zaten white paper'ında görüntüledik arkadaşlar. Buradaki Tokenomatrix biraz daha iş adamları için sanki. Yani böyle çok sözel kalmış. Benim istediğim Tokenomatrix white paper'ında gördüğüm tarzdaydı. Onu da bahsettim size. Telegram'da buradan ulaşabilirsiniz. CoinMarketCap'te görüntüleyemiyorum. Gene topluluk deyip Twitter adresine girdiğinizde de gene bakın burada Telegram adresine tıklayıp gene topluluğa üye olabilirsiniz. Aklınızdakileri sorabilirsiniz.
Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Hatta ben şimdi unutmamak için şöyle şuraya tıklayıp birazdan takım üyeleriyle aklımdaki şeyleri bir sorayım. Sonuçta izleme listemi almışım ki bir şeyler olabilir mi? Bunun şeyiyle almışız yani izleme listemize. Bakalım neler varmış, niye o %1'lerin dağıtılma sebebi, işte takım üyeleri neyse kilitli mi, yoksa onlar herhangi bir kilit olmadan mı harcamıyorlar? Bunları sormamız lazım. Ben bir sorayım. Yorumlarda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.